Ya. 15 bin lira veriyor. Geri kalanı maaşlarımıza ilave edeceklermiş diye 8 Eylül 1999 tarihinde kademeli emeklilik sistemiyle beraber milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takıldı. Nedeni aslında bir de şuydu. Böyle bir sosyal medya ağları yoktu. Bunları anlatacak sosyal güvenlik uzmanları da yoktu o tarihte. Şimdi sosyal güvenlik uzmanları var. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Tek yerden istediğiniz kadar bilgi verin. Ama sosyal medya, internet aracılığıyla doğru bilgiye insanlar çok kolay ulaşıyor. Yani bu videoyla 10 binlerce kişi bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar. Ama 8 Eylül 1999'da bu var mıydı? Yoktu. İnsanların ne denildi? Emeklilikle ilgili merak ettiğin güzel bir sistem getiriyoruz. Sizi düşünüyoruz. Hiç problem yok. Emekli olduğunuzda hatta bu sistem dediler ki sizi erken yaşta emekli eden sistem toplanan paraların birikmesine, nemalanmasına izin vermiyor. Biz sizi daha geç emekli edeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu paralar birikecek. Hatta bu paralarınızı nemalandıracağız, değerlendireceğiz. Emekli olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu size daha yüksek maaş verecek. Denilmedi mi o dönemde? Böyle denildi. Doğru. Gelinen noktada bakıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirleriyle giderlerini karşılama oranı 2000 yılında %71'miş. Bugün de %70. Hiçbir değişiklik olmamış. Emekli maaşlarında bir değişiklik oldu mu? Daha da kötü oldu. Emekli maaşları 1000 liranın altındaydı. 1000 liraya tamamlandı. 1500 liranın altındaydı. 1500 liraya tamamlandı. Evet. Yani o söylenen güzel sözlerin sonunda aslında emeklilikte yaşa takılan ya da kıdem tazminatı fonu ile ilgili çalışanları mutlu edecek hiçbir şey çıkmaz. Yani söylenen sözler çok güzel. Göstermelik mi diyorsunuz? Yani işte taraflarla müzakere ediyoruz. Yani göstermelik bir müzakere mi bu? Amaç ikna edebilmek. İkna edebilmek. Biz bir görüşüyoruz. Kişiyi... En doğru yöntemi, en doğru modeli bulacağız sizin için. Tabii ki. En yani şimdi bakın ben kandırmak demiyorum. İkna etme. İkna etmeye çalışıyor. Yani ben güzel birkaç tane şey söyleyeyim de nasıl ikna edebilirim? Mobbing olmayacak, şu olacak, bu olacak, daha da güzel olacak diye ikna etmeye çalışıyor. İkna edebilirlerse şayet bugünden ikna etmeleri gerekiyor ki 1-1-2022'de yasa yürürlüğe girdiğinde hiç kimse artık konuşmayacak. Çünkü yasa bugün itibariyle geçmiş olacak. Evet, o tarih geldiğinde de yürürlük başlamış olacak. Bir daha tartışılması da söz konusu olmaz. Şimdi hemen de başlamıyoruz denilmesinin nedeni bu. Ya hemen niye acele ediyorsunuz ki ya? Hemen başlamıyoruz. Durun bakalım. 2022'de başlıyoruz deniliyor ama 2022 geldiğinde bu konunun tartışılma imkanı da kalmaz. Kıdem tazminatı ona bu şekilde devir olursa aslında ne olur biliyor musunuz? Çalışma hayatı alt üst olur. Denge bozulur. Şimdi işverenler açısından çok güzel değerlendiriyor işverenlere de hoş geliyor. Diyor ki bak 8.33 bir karşılık ayırıyordun. Şimdi %4'ünü sen ver. Ben bir şekilde diyor işçiyi ikna edeceğim diyor. İşçiden de alacağım bir kısım parasını diyor. Ben de biraz katkı koyacağım diyor. Seni rahatlatacağım diyor işverene. İşveren de hoşuna gidiyor ama işveren başına bela alacak yani. Farkında değil. Çünkü ne olacak biliyor musunuz? 6 yıldır, 8 yıldır çalışan kişiler. Şimdi işçinin ücret karşılığında bir işi yapması ve işverenin bu kişilere verdiği görevi yerine getirmesi gerekiyor ki iş kanunumuza göre maaşını alabilsin. İşveren gelecek diyecek ki ya şu masayı niye silmediniz? Silmem kardeşim diyecek ya. Sen benimle böyle konuşamazsın diyecek. Belki de iş yerlerinde işçi, işveren yumruk yumruğa kavgaya girecekler. Bana ne diye diyecek zaten kıdem tazminatın fonda. Yani. Bununla da bitmez. Evet. Öyleyse çalışan belli bir ücreti var. Birisi 50 lira fazla versin. Oradan oraya geçecek. Buradan buraya geçecek. Uzun süreli bir işte çalışmak demek iş kazalarını, meslek hastalıklarını bunları azaltır. O işte tecrübe olur, evet. Olur çünkü kişiler. Bu çalışma hayatının dengesi. Bunlar da bozulur. Yani gerçekten kıdem tazminatı konusu o kadar çok konu, o kadar çok şeyi etkileyecek ki fona aktarılması. Tabii işçi açısından da söyleyeyim. Şimdi çalışan açısından işveren çalışanını işten çıkartamıyor. Şimdi işverene bu çok güzel geliyor. Tamam. Çalışanların kulağına hoş gelecek. Patronların, işverenlerin kulağına hoş gelecek. Toplumun kulağına hoş gelecek kelimeler önceden belirlenmiş. Bunlar söyleniyor. Ama aslında konuşulması gerekenleri, benim bu söylediklerimi konuşan var mı? Mesela şunu söyleyen var mı? Siz bir yerde 15 yıldır çalışıyorsunuz.
asgari ücret 2324 lira ama sizin maaşınız 5500 lira. E patron diyecek ki gerek yok ya diyecek. Zaten kıdem tazminatı fonda bu kişi de uzun zamandır çalışıyordu. Ben şimdi 50 bin lira 100 bin lira tazminat da vermeyeceğim. Artık bu kişileri çıkartın. Yani. Yeni personel alalım, asgari ücretten başlatalım. Daha düşük maaşla, doğru. Aynen. Şimdi ücretler yükselecek deniliyor ama ücretlerin düşme ihtimali de çok yüksek. Çünkü Türkiye'de işsizlik, işsiz sayısı bugün 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon gerçek işsiz sayısı. Bu nedenle kalifiye personel işten çıkartılır. Yerine yeni işe başlamış daha ucuz iş gücü yaratılır. Bu yeni ucuz iş gücü de iş kazalarını arttırır. Evet. 5 bin lira vereceğime 2 bin lira vereyim der. O kişi de o işte tecrübeli değildir. Elini kolunu kaptırır o işte. İş kazası olur. Ya bunların yani hepsinin tartışılması gerekenler bunlar. Evet. Nereden baksanız tutarsızlık var yani. Nereden baksanız dengesizlik var bu yeni sistemde, gelecek yeni sistemde. Daha doğrusu kıdem tazminatlarının fonu aktarılmasında tekrar değerlendireceğiz sizinle. O kadar. Ama şunu yapılabilir. Ki... Mesela şu yapılabilir. Yani Özgür Bey siz karşı mısınız fona? Ben fona karşı değilim. Fon mantıklı ama iyi niyetli. Önemli olan niyet. Niyet iyi niyetliyse, niyetli iyi niyetli bu işe girilirse çalışanlar açısından, işverenler açısından güzel bir sonuç elde edilebilir. Nasıl olur bu? Bugün mevcut yasalarımızda 4857 sayılı iş kanunun maddeleri 17. madde, 24. madde, 25. madde işçiyi de korumuş, işvereni de korumuş. Şu şekilde ayrılanlar kıdem tazminat alabilir. Bu şekilde ayrılanlar kıdem tazminatını alamaz. Mesela iş yerlerinin sırlarını rakip firmaya veren bir kişi kıdem tazminatını alamaz. Ya alamamalı da zaten. Tabii doğru. Tabii. Yani çok uç bir örnek veriyorum. Özür diliyorum. Estağfurullah. Bir kişi girdi iş yerinde hırsızlık yaptı. Kendi iş yerinde. E şimdi bu kişi kıdem tazminatını alır mı? Yok. Alamamalı. Tabii. Yani şimdi ahlak ve iyi niyet kurallarını muhakkak bir yerde böyle tutmamız gerekiyor. Ahlak ve iyi niyet kuralları geçerli olacak. Şu anda mevcut yasalarımızda zaten bunlar düşünülmüş. Evet. Sadece sorun şu. İşverenlerin evet kenarlarında, köşelerinde para olmayabiliyor. Bu nedenle kıdem tazminatına sorun olabiliyor. Kıdem tazminatına bir fon olur. Bu fonunda da yönetimi nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Bu fonun kullanma yetkisini, fondaki parayı kullanma yetkisini hem iktidara hem de onay vermede muhalefete vereceksiniz. Beraber onay verecekler. Aynı zamanda işçi ve işveren sendikalarına onay hakkı vereceksiniz. Sizce böyle bir şey olur mu? Yani olabilir. İşte iyi niyet varsa ben bugün bu işin başında olsam iyi niyetli olarak böyle bir şey öneririm. Zaten şu anda dünyada kaos, hastalık, Türkiye'de aynı şekilde. Düşünün bugün bu salgından nasıl kurtulacağız? Ekonomiyi nasıl rayına oturtacağız? Bunlar düşünürken ya neden kıdem tazminatı fonu bir anda gündeme geldi ki? Ya aslında hemen geriye gidelim. Söyleyeyim mi size Özgür Bey? Bir anda da gündeme gelmedi. Biz bundan 6 ay önce yapmış olduğumuz, 6 ay önce bakın diyorum, yapmış olduğumuz röportajlarda milletvekilleri bize açıkladılar bunu zaten. Bakın dediler, kıdem tazminatlarını fona aktarmayı düşünüyorlar. Kıdem tazminatlarını fona aktarıp Kanal İstanbul'da kullanacaklar şeklinde açıklamalı. Biz de bunları yayınladık zaten. Şimdi bunu yaşıyoruz şu anda. Şu anda içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda konuşulacak bir konu mu? Bence değil. Demek ki olağanüstü durumda. Ya çok da aslında hani olağanüstü durumda konuşulacak durum mu değil mi çok düşündüklerini ya da umursadıklarını sanmıyorum. Sonuçta biliyorsunuz olağanüstü durumun en tap zamanında, en tavan zamanında iki arada bir yere de bu Kanal İstanbul ihalesi yapıldı biliyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla hani işte bu fona aktarılır Kanal İstanbul projesi, bir bakmışsınız iki gün sonra Kanal İstanbul projesi maskelerle, işçilerle başlamış görebiliriz yani bu ülkede. Ya o yüzden hiçbir şey şu anda ben şunu görüyorum. O iyi niyetli şeylerin hani işte fona aktarılsın ama işte muhalefette işte onay versin, sendikalarda onay versin kısmına siz çok inanıyor musunuz olacağını diye onun için soruyorum. Şöyle zaten ben bunu niye anlatıyorum? 1999 yılında büyük depremden sonra insanlar canının derdindeyken kademeli emeklilik yasasını çıkarmadılar mı? Evet. Şu anda da aynı ortamı görüyor. İnsanlar işte maskeyle dolaşıyor, hastalıktan korkuyor, evinden çıkamıyor, işini kaybetmiş, ücretsiz izinde, ne olacağını bilmiyor. Haberler daha çok bu konuda. Alttan evet. Bir kere bir anda bunu hemen hızlı bir şekilde geçirelim mantığı da olabilir. Yani. Ama
tarih tekerrürden ibarettir. 1999 yılında emeklilikte nasıl milyonlarca kişi yaşa takıldıysa, o kişilere güzel sözler söylenip yaşa taktılarsa ve söyledikleri hiçbir şey gerçekleşmediyse, bugün kasada yine para yok, o zaman da para yoktu. Evet. Seni düşünüyoruz, sizi düşünüyoruz söylemlerinin ne kadar gerçek olmadığını anlatmaya çalışıyorum ben de dilim evet, döndüğü için. Anlıyorum ben. Yarın öbür sütünün... Çok sağ olun. Sıkıntı olmasın diye bunları anlatmaya çalıştım. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bir emeklilikte yaşa takılanların çilesi bitmiyordu. Hala devam ediyordu. Bir darbe geldi. Şimdi emeklilikte kıdem tazminatına takılanlar olacak. Özgür Bey'in dediği gibi bir süre sonra sanırım. Hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Özgür Bey tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, ETV takipçileri ve izleyenleri ETV takip etmeye devam edin. Önemli haberler geliyor. Gündem sürekli değişiyor ama kıdem tazminatı ve emeklilik sistemi çok uzun süre daha tartışılacağı benziyor. Biz de buradan en doğru haberleri vermeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeter ya! Biz yaşayacağımızı yaşamışız.